أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. صدق الله العظيم. İnşallah bugün dersimizde bu ayeti kerimenin ve müsebbiat-ı aşeranın faziletini anlatmaya çalışacağız. Musannif Hazretleri İmam Bilgiyü Hazretleri daima evlatlarının ve dostlarının Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin devam ettiği duaları okumalarını istiyor ısrarla. Ondan bu duaları tavsiye ediyor. Uyumayı murad eden adam yatağına geldiği zaman bu ayeti kerimeyi okumalıdır. Bu ayeti kerime Sure-i Fussilat'ın 6. ayeti kerimesidir. Sure-i Fussilat. Fussilat suresinin 6. ayeti kerimesidir. Tekrar şimdi ayeti kerimeyi okuyorum. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ يُوْحَى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَغِيمُوا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. Bu ayeti kerimeyi uykuya yatacağı zaman okusa, Allah-u Teala o yerden, yani okuduğu yerden Mekke-i Mükerreme'ye kadar bir nur hasıl eder. Yani bu ayeti kerimeyi okuduğundan dolayı Cenab-ı Allah onun okuduğu yerden Mekke-i Mükerreme'ye kadar bir nur hasıl eder. O nurun içerisine melaikeler dolarlar ve o nur içinde sabaha kadar, yani uykudan kalkıncaya kadar o kimse için o melaikeler İstiğfar ederler, salavat ederler. Yani salavat demek melaikeler dua ederler ve o okuyan kimsenin günahının affedilmesi için Allah'a istiğfar ederler. Eğer Mekke'de okursa, bak şimdi evinde okudursa Mekke'ye kadar bir nur hasıl oluyor. Eğer bu ayeti kerimeyi Mekke'de okursa o zaman Beytül Mamur'a kadar, yani yedi kat yerlerden yedi kat göklere, oradan da Beytül Mamur'a kadar bir nur hasıl olur. Bu nurun içinde melaikeler bu okuyan adam için salavat ve istiğfar ederler. Salavat demek onun için ya Rabbi bu kulunu af, bu kuluna isteğini ver ve bu kulunun kusurunu affet diye dua ederler. Evet. Böyle olunca bu gibi faziletten mahrum kalmamak için bu ayeti kerimeyi bellemeli. Sure-i Fussilat'ın 6. ayeti kerimesini okudum ben. O ayeti kerimeyi bellemeli ve okumalıdır. Ondan sonra bir de bütün Evliyaullah'ın okuduğu bir dua var. Bu da sabah ve akşam, yani sabah okunuyor, güneş doğmazdan evvel okunuyor, bir güneş doğmazdan evvel okunuyor, bir de güneş batmazdan evvel okunuyor. Günde iki defa müsebbiat-ı aşara diyor. Müsebbiat-ı aşara demek 10 şeyi 7'şer kere okuma demektir. Müsebbiat-ı aşara demek, şimdi aşağıda tarif edeceğiz o 10 şeyi. Müsebbiat-ı aşara, müsebbiat demek 7'şer kere okuma. Neyi? Aşara. 10 şeyi 7'şer kere okuma adı altında bir virt var, zikir var. Bunu bütün Evliyaullah okumuşlar. Niye? Bu duaya devam edenler daha ölmezden evvel cennetteki makamlarını rahatça görebilirler. Cenab-ı Allah böyle lütfeder demiş.
Ve İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyhi hazretleri bütün evliyaların bu duayı okuduğunu İhya-i Ulum adlı kitabında Müsebbihat-ı Aşara'nın çok fezailini İbrahim-i Teymi'den nakletmiştir. Demek ki bunun o kadar fazileti var ki şimdi bugün bunun faziletini biz akşama kadar söylesek bitiremeyiz. Ancak İhya'dan okuyup göreceksiniz bu Müsebbihat-ı Aşara'nın okumanın faziletini. İbrahim-i Teymi Hazretleri Hızır Aleyhisselam'dan, şimdi İbrahim-i Teymi Hızır Aleyhisselam'dan, Hızır da Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem'den bu duayı öğrenmiştir. Demek ki İbrahim-i Teymi Hazretleri Peygamber Efendimiz'e ulaşamamış, fakat Hızır'ı görmeye muvaffak olmuş. Hızır'a sormuş ne okuyayım sabah akşam diye. Hızır demiş ki sabah akşam benim okumamı Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem bana şunları öğretti. Yani Hazreti Muhammed'den öğrendiğim şeyler şunlardır diye Hızır bizzat Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiştir. Demek ki bu İbrahim Teymi Hızır'dan rivayet ediyor. Hızır'ı görmüş bizzat kendisi. Hızır da Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. Böyle rivayet ettiğini de İmam-ı Gazali Hazretleri İhya-ül Ulum'a yazmıştır. Müsebbihat-ı Aşara demekten kasıt da şudur. Yani baştan Fatiha, yani yedi Fatiha. Ondan sonra yedi Kul Eûzü Birabbin Felak. Yedi tane Kul Eûzü Birabbin Nas. Dördüncü olarak yedi kere Kul Ya Eyyühel Kafirun Suresi. Beşinci olarak yedi kere İhlas Suresi. Altıncı olarak yedi kere Ayetel Kürsü. Bunların hepsi de yedişer kere okunur. Bu sureler yedi kere okunduktan sonra ondan sonra yedi kere de Sübhanallah ve Elhamdülillahi ve La İlahe İllallah ve Allahu Ekber denir. Demek ki bu sureler okut bittik değil mi? Ondan sonra da yedi kere Sübhanallah ve Elhamdülillahi ve La İlahe İllallah ve Allahu Ekber denir. Ondan sonra da yedi kere salavat-ı şerife getirilir. Yani Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain denir. Ondan sonra da yedi kere de Allahümme gfirli ve li valideyye ve lil mü'mine vel mü'minat el ahya minhum vel emvat. Allahümme gfirli ve li valideyye ve lil mü'mine vel mü'minat. Bu da yedi kere okunur. Ondan sonra da Allahümme f'al bina ve bihim acilen ve acilen fiddini ve dünya ve l-ahirah me ente lehu ehlun ve la tef'al bina me nehrun lehu ehlun ya Mevlana inneke gafurun halim cevvabun kerim. Demek ki son olarak da yedi kere Allahümme f'al bina ve bihim acilen ve acilen fiddini ve dünya ve l-ahirah me ente lehu ehlun ve la tef'al bina me nahnu lehu ehlun ya Mevlana me nahnu lehu ehlun inneke gafurun halim cevvadun kerim denir ve böylelikle biter. Bu Delail-i Hayret şerhinde Karadavut'ta Karadavut kitabı olanlarda Delail-i Hayret şerhinde ise 780. sayfada var. İhya'nın birinci cildinde ve Avârif-ül Maârif'te ve Kut'ul Gulüb'de ve Zühr-ül Abidin adlı eserde İbrahim-i Teymi'den rivayet edilmiştir. Bu duaya ancak saadet ehli devam edebilir.
saadet ehli demek, imanla göçmek nasip olacaklar, bu duaya devam edebilirler. Yani ederler, birkaç gün sonra vazgeçerler ama ölünce adını okursa demek ki bu duaya ancak saadet ehli devam edebilirler buyuruldu. Bu duayı da okunmasını, bunların da okunmasını Musannif Hazretleri yani İmam Birge Hazretleri evlatlarına ve dinleyicilerine, kitabın okuyuculara ısrarla tavsiye ediyorum. Bunları bitince ardından da 10 kere La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdü ve huve alâ kulli şeyin kadir. Yalnız burada lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumiti söyleyecek. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh yuhyi ve yumiti ve huve hayyun la yemutu biyedihil hayr ve huve alâ kulli şeyin kadir. Bu 10 kere okunacak. Hak Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir kimse bu duayı çarşı sokağında yani çarşıda bulunan bir adam çarşı sokağında okursa Allah ona 1000 kere 1000 sevap verir. Yani 1 milyon sevap verir. 1000 kere 1000 de günahı yani 1 milyon da günahını affeder. Her okudukça cennette bir cennet evi yaradır diye buyurdu. Sabah okuyan akşama kadar, akşam okuyan sabaha kadar şeytan şerrinden emin olur denildi. Ve dahi demek ki bu kolay. Neden? La ilahe illallah vahdehu la şerike leh yuhyi ve yumitu ve huve hayyun la yemutu biyedihil hayr ve huve alâ kulli şeyin kadir. Bunu 10 defa okuyacak. Mesela pazara gittiği zaman pazara girdi adam. Pazara başlamadan evvel tutar pazar yerinde bunu belli etmeden adam bir kere okursa bakın bir kere okumayla 1 milyon sevap yazılır, 1 milyon günaha silinir, 2. Ondan sonra da Cenab-ı Allah her okudukça da cennette bir ev ona yazar. Sabah okuyan akşama, akşam okuyan da sabaha kadar şeytan şerrinden emin olur. Peki şeytan şerrinden emin olur deyince neden pazar yerinde okunuyor? Pazar yeri şeytanın kaynadığı yeridir. Neymiş? Pazar yeri şeytanın kaynadığı yeridir. Eğer şeytanlar kaynatmasa öyle pazar yerine insanlar ne yapamazlar? Toplanamazlar. Onun için tabii ki şeytanlar da görevini yapacaklar. Ama o şeytanların içerisinden sen de yani alışverişini yapmak istiyorsan hem de sevabını kazanmak istiyorsan bu duayı okursun. Şeytanın şerrinden emin olursun. Alacağını da alırsın. Daha fazla neden? Zaten orada şeytan olmasaydı Allah-u Teala bu duayı sana oku diye tavsiyeni yapmayacaktı, etmeyecekti. Tamam.